Kalem severler, marka kalemden merhaba. Bu videomuzda dolma kalemlerde kullandığımız kartuşlarını tanıtacağım. Dolma kalemlerde pratik kullanım kolaylığını sağlayan mürekkep kartuşları markalara göre farklı tiplerde oluyor. Bazı markalar kendine özel kartuş üretirken bazı markalar üniversal dediğimiz tipte kartuşlar kullanıyorlar kalemlerinde. Öncelikle gelin kendine özel kartuş kullanan markaları tanıyalım. Cross markası. Şu tarzda kartelalarda, altılı paketlerde mavi, siyah olarak iki renkte kartuşları var. Ve bir de bu modelin slim diye daha ince olan kalemlerde kullandığı bir kartuşu var. Bu geneldeki standart kalemlerinde bu kartuş hepsine uyuyor. Ama bir de slim yaptıkları, gövdeleri çok ince olan kalemleri var. Onlar için de şöyle elimde şu şekilde göstereyim. Daha slim, daha uzun gibi. Şöyle ağız yapısı farklı biraz daha. O kalemin içindeki damağın iğnesinin farklılığından dolayı. Şu da normal diğer kalemlerinde kullandığı. Ambalajda çok fazla gözükmez diye şöyle birer tane çıkarttım. Hazırda. Yani ağız yapıları aynı. Sadece kaleme oturdukları. Bu arka bölümü biraz daha tombul. Bu daha düz geliyor tamamen. Şu uç girişleri aynı. Şuradaki aralık. Şuradaki bölüm aynı ikisinde de. Sadece arka bölümleri farklı. Farklı, kendine özgü tasarımda yine kullanan, kartuş kullanan Lavi markası. Onun da kartuş tipi şöyle. Oldukça fazla renk çeşidi var yine Lamide de. Bu elimizdeki turkuaz renk. Bunda da yine uç bölümü, kalın tarafı kaleme bastırarak ya da bastırmayıp kalemi direkt o Safari veya All Star serilerini direkt vidaladığınızda kartuşu itiyor ve iğneyle, içindeki iğneyle deliyor ve mürekkep damağa ulaşmış oluyor ve yazınıza devam ediyorsunuz. Böyle farklı renkleri de var. Arada özel renkler de üretiyorlar. Çok böyle. Hani o renkler üretip bitiyor. Biraz daha Special Edition olarak veya Limited Edition olarak. Turkuaz rengi, yeşili, Blue Black dediğimiz, kırmızısı, standart mavisi. İmzalarda en çok kullanılan mavilerden bir tanesidir. Evet, mor ve siyah. Bunlar genelde standart renkleri. 7 tane standart rengi var. Arada özel renkler de üretiyor. Yine kendi kalemlerine özgü üretim yapan diğer markalarından biri de Parker. Parker de yine uzun kartuş olarak. Onun da yine şöyle beşli paketlerde. Lavi de yine beşli paketlerde. Şöyle ağız yapısı daha geniş. İşte o hep o damaktaki iğneden kaynaklı bastırdığınızda deliniyor ve şey yapıyor. Oldukça uzun bir kartuş. Yani uzun süre götürecektir sizi. Evet. Bu markalar sadece bu kartuşlarla çalışabiliyor. Onun dışında piston alıp şişe mürekkep kullanabiliyorsunuz tabii ki. Diğer bir marka Japon markalarından Platinum. Onun da yine kendine böyle farklı bir yapısı var. Şöyle ikili paketlerde. Şöyle açalım. Evet. Onu gösterelim. Yaklaşık 9 farklı rengi var diye hatırlıyorum. Ben kırmızı ambalajını açtım. Bakın şu ucunda da bir bilye topu var. Siz batırıp normal taktığınızda o bilye içe düşüyor. Siz yazarken de o bilye sallanarak mürekkeplikteki akışkanlığı her daim koruyor. Shaker'lama yapıyor. Onu da şöyle elimin üstünde göstereyim. Ön tarafı geniş, arkaya doğru daha daralan bir yapısı var. Diğer kartuşlarda da bu var genelde. Daha biraz ara boy bir kartuş. Evet, bilyeli. Kırmızı rengi. Şöyle ambalajına koymayacağım. Diğer renklerini saymak için. İşte sarı, yeşil,
açık mavi ve violet. Bunun dışında totalde 9 rengi var diyebilirim yani hatırladığım kadarıyla. Evet. Yine bir Amerikan markası olan Amerikan markalardan bir tanesi Schaefer. Schaefer'da universal kartuş da üretiyor ama genelde kalemlerinde bu kartuşu kullanıyor. Böyle iki tarafı da aynı ölçülerde diyebileceğim totalde. Ve ara boyda bir kartuş. Ağız yapısı farklı. Schaefer de yine kendine özel kartuş üreten markalardan birisi. Evet. Burada Pilot markasının kalemlerinde kullanabileceğiniz. Pilot'un da bazı serilerinde universal kartuş kullanılıyor. Bunun üzerinde mesela paralel pen yazıyor. Paralel pende de kullanabiliyorsunuz bunu ama diğer dolma kalemlerinde de bu kartuşu kullanabiliyorsunuz. Özellikle Pilot'un MR serisi ya da Metropolitan serisinde iki tip kartuş kullanılıyor. Bir universal kullananları var üretilmiş. Bir de şöyle yapısal olarak göstereyim. Bir de böyle geniş ağızlı. Oradaki kalemin içindeki damağın içerisindeki taktığınızda şunun yarısı kadar bir plastik parça var. O içine oturuyor ve içerideki şu mavi bölümdeki yeri deliyor. Daha sonra mürekkep damaktan aşağıya iniyor. Bu da şöyle ara boy bir kartuş. Dediğim gibi bunu da o hem Pilot'un genel kalemlerinde hem de Metropolitan serilerinde de kullanılıyor. Metropolitan'ın da bunu atlamayalım lütfen. Metropolitan'ın bazı serilerinde de damak yapısı, iç iğne yapısı, universal kartuş kullananları da var. Burada ben turkuaz rengi vardı. Paralel pen yazıyor ama diğer şeylerde de kullanabiliyorsunuz. Turkuaz, siyah, mavi. Bir de böyle bir mix serisi var. Şöyle 12 renk bir arada farklı farklı değiştirip kullanabilirsiniz. Şöyle gösterelim, hatta içini de açalım. Çok renk değiştirip kullananlar için güzel olmuş. Ya da o renk tonunu denemek amaçlı ön bir çalışma için alıp kullanabilirsiniz. Evet, yine bir Japon markası Sailor. Şöyle küçük şirin kutularda ve karton kutularda ama içindekilerde içinden de plastik ambalaj çıkacak. Evet. Oldukça şık, güzel. Kartuşları da koruyacak şekilde yapılmış. Evet, şöyle üçlü ambalajda yine Sailor'da kendine özel kartuş kullanan markalardan birisi. Şöyle ağız yapısını da mümkün olduğunca göstereyim. Şöyle üçlü paketlerde. Yine Sailor'ın da renkleri gerçekten çok başarılı diyebilirim. Şöyle plastik kutuda oldukça güvenli ve korumalı taşıma durumunda sağlanmış. Evet, birçok markanın özellikle kendine özel kartuş üreten markaları tanıdık. Şimdi burada diğer markaların kartuşları var. Bu kartuşlu markaların kartuşları hepsi universal ağızlı. Hem uzunları hem kısaları var bazı markaların. Universal ağızlı. Buradaki önemli detay, sizin mesela karandaş kaleminiz var. Ama istediğiniz bir renk karandaş markasında yok diyelim. Ama gidip Graphon Faber-Castell'de o rengi buldunuz, alıp o kalemde kullanabilirsiniz. Şöyle yine keza Visconti kaleminiz var. Onun dışında işte aradığınız rengi bulamadınız. Jo Herbin markasını alıp o Visconti kaleminizde kullanabiliyorsunuz. Öyle bir avantajı var. Güzel. Universal kartuş markalarında şöyle
kullanan markaları da sırayalım. Visconti'nin şöyle. Bunda yine 6-7 rengi var. 10'lu paketlerde. Şöyle universal kartuş tipini gösterelim. Şöyle ağız yapısı. Şimdi bunu şöyle ağzı açık bırakacağım. Diğer markalarla karşılaştırması. Yine Monteverde, o da universal kartuş kullanan markalardan. Evet, şöyle bir açmaya çalışacağım. Tabi eldivenlerle zor oluyor. Ama bununla da ısrar ediyoruz yani. Eldivenli kullanmayı. Evet, bakın bu da şöyle hemen Visconti'ninki ile yan yana getiriyorum. Şöyle elimin üstünde şu açıda. Bütün kalıp neredeyse aynı. Ağız yapısı, şuradaki girintiler, çıkıntılar hepsi neredeyse birebir. Çok yakın yani. Evet, burada yine Grafon Faber-Castell'in, o da universal kartuş kullanan markalardan. Şöyle özellikle farklı markaların açıp göstermek istiyorum ki hani o sizde birebir görün diye. Oldukça fazla renk çeşitliliğine sahip. Burada mesela India renk, India kırmızı, Yozakura pembe, Violet blue, turkuaz. Böyle altılı paketlerde Gulf Blue diye. Evet. Karanlaştı. Mesela universal kartuş kullananlar. Onun da renk çeşidi genelde geniş açıkçası. Burada da işte farklı adlarla şey yapıyor. Hiptonik turkuaz, elektrik oranj, ultraviyolet, işte manyetik blue. Burada mesela 20'li paketlerde Grafon Faber-Castell'in 20'li paketlerde de olanı da var. Böyle masanızda koyabilirsiniz istediğinizde. Açıp oldukça güzel. Masa üstünde de şık duruyor bu şekilde. Kaweco markası da yine universal kartuş kullanan markalardan bir tanesi. Renk çeşitliliği genelde 8-9 renk üretiyorlar. İşte Royal Blue, Caramel Brown, Ruby Red. Şurada fosforlu turuncu olan, şey sarı olanı var. İşte Sunrise Orange. Evet. Burada yine altılı paketlerde Skrix markasının kartuşları. Skrix markasında da yine 6-7 renk en azından var. Kırmızı, yeşil, turkuaz, mavi, siyah, mor. Aklıma gelenleri böyle sayıyorum. Evet, DuPont. DuPont markası da yine universal kartuş kullanan markalardan biri. Evet, şöyle. Bakın şu plastik kalıp hepsinin aşağı yukarı aynı, neredeyse birebir. Bazılarında çok küçük, şuralarda bir ufak enjeksiyon farklılığı var gibi ama birebir hepsi birbirine uyumlu. Onda da yine Royal Blue ve Black, yani siyah renk olarak mevcut. Ambalajları böyle altılı paketlerde. Genelde bu küçük paketler altılı olarak yapılıyor birçok markada. Monteverde de 12'liydi. Onu atlamadan söyleyeyim, üzerinde de belirtiyor. Ambalajı farklı olup renk skalası en geniş markalardan biri de Joe Herbie markası. Şu şekilde metal tüplerde, alüminyum tüp diyeyim, alüminyum malzeme gibi böyle. Evet, yine altılı pakette. Bundaki avantaj da yine dediğim gibi çantanızda taşırken hani bir kartuş kazasına ya işte için çantanızı yere koyduğunuz ağır bir şey geldi, işte yok kartuş patladı vesaire durumları ortadan kalkmış oluyor. Diğerlerinde de çok böyle nadir yaşanır ama bu da farklı bir ambalajda sunum yapmış. Evet, yapısal olarak da göstereyim. Gerçekten renk çeşitliliği çok fazla Joe Herbie'nde.
Yani 20-30 renk arasında, yani 30 renge yakın bir renk skalası var. Evet, ben burada 3 rengini getirdim. Evet, Pelikan markası da yine üniversal markalardan, kartuşlardan birisi. Bununla yine 7-8 renk çeşitliliğine sahip. Altılı paketlerde işte Blue Black, Violet, Parlak Kırmızı diye geçen renkleri. Faber-Castell, yine o da aynı şekilde altılı paketlerde üniversal kartuş. Royal Blue ve siyah olarak. Pembe ve turkuazı da var. Bir de bu üniversal kartuşların hem premium serisi olanları var. Bunlardan biri de uzun kartuş olup iki tipi olan Pelikan. Edelstein serisi daha üst grup olarak geçiyor. Metal tüpte, metal kutularda. Şöyle. Altılı pakette. Üniversal ağızlı. Bir de bunun aynı uzun kartuş şeklinde 4001 serisinde var. Bununla da 5'li paket. Evet. Şöyle özellikle çıkartıyorum. Görün diye. Oldukça uzun, bayağı uzun süre götürecektir yazılarınızda, imzalarınızda. Tabii her kalemin yapısına uymayabilir. O arkadaki kalemin gövde uzunluğu ve konik girişliği dar gelirse, arka taraf çok darsa uzun kartuşlar uymayabilir. Yine üniversal kartuşlarda kullanan markalardan biri de Monte Grappa. Şöyle, bu paketi 8'li olarak yapılmış. Birkaç marka böyle 8'li olarak yapıyor. Yine üniversal ağız yapısını gördük. Bu rengimiz de bordo. Güzel bir renk. Evet. Montblanc markası da yine 8'li pakette üniversal ağızlı kullanan markalardan biri. Evet. Burada klasik siyah ve royal blue'su var. Ama özel seriler içinde Special Edition kalemlerle, işte yazarlar serisinde, müzisyenler serisinde bazılarında kartuş da çıkartıyor. Şişe mürekkep de çıkartıyor. Evet. Waterman markası da yine üniversal ağızlı olup 8'li pakette uzun kartuş olarak karşımıza çıkıyor. Oldukça uzun. Evet ya, üniversal kartuşların en güzel yanı, dediğim gibi, markalar arasında işte Waterman kaleminiz var marka, gidip Grafon Faber-Castell kartuş alıp kullanabilirsiniz, kısa olsa da fark etmez. Yine Pelikan kaleminiz var, işte Kaweco kartuş alıp Pelikan kaleminizde kullanabilirsiniz. Montblanc marka kaleminiz var, İşte DuPont kartuş alıp kullanabilirsiniz. Böyle bir güzel yanı var. İşte nedir? İstediğiniz rengi bulabilirsiniz. Ya da işte siyahın tonları var. O markanın tonu size daha iyi hitap ediyordur. Kullandığınız kağıtla olsun, gözünüze daha iyi gözüküyordur. O yüzden böyle güzel bir avantajı var. Tabii diğer markalarda, özel kullananlarda yine renk çeşitliliğine sahip olan markalar da var. İşte Lamy olsun, Platinum olsun, Sailor olsun, Pilot olsun. Onlar da bu konuda başarılı diyebiliriz. Ama burada mesela Lamy kartuş alıp da yani Pelikan kalemine takmanız ya da Kaweco kalemine takmanız hani zor bir durum açıkçası. Ya içerideki iğneyi kırarsınız ya da işte kartuş ziyan olur gider. Uymayacak çünkü. Ya gövde kapanmayacak ya hiç iğneye takamayacaksınız. Yani damakın içerisindeki iğne dediğimiz durum, bölüme. Ya da ağzı girmeyecek o kalemin başlığına, kavrama bölümünde. Oradan giriş yapmayacak. Zorlayacaksınız. Ya kaleme zarar vereceksiniz. Ya da en sonunda kartuş patlayacak elinize. O yüzden özel kartuşları kendi markalarını tercih edin. Özel mürekkep istiyorsanız da
konvertörleri oluyor. Pistonları, konverter ya da piston diye adlandırdığımız mürekkep çekme aparatları oluyor. Onları temin edip istediğiniz renkte yazının yolculuğuna devam edin. Evet sevgili kalemseverler, bu videomuzda marka kalemlerin kullandığı mürekkep kartuşlarını inceledik. Markanın diğer modellerini markakalem.com'dan inceleyebilirsiniz. Yeni videolarımızdan ve yeniliklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, yazıyla kalın.